Aslında dedi ki hem bir 50 artı bir bir şeye mecbur bırakıyor siyaseti, e, si, e, muhalefeti de hem de aynı zamanda da siyasetsizleşmesine neden oluyor bu ittifaklar. Ama bir ara formül bir formül bulunabilir üzerine düşünülebilir dedi e, Seren Hanım. E, şimdi e, beni duyuyorsanız eğer şu anda net olarak e, bazı eleştiriler var size yönelik. E, mesela İyi Parti'nin son seçimlerde aldığı oy belli deniyor ayrı aday çıkarmanız halinde muhalefetin kazandığı belediyeleri kaybettireceğiniz söyleniyor ve böylece de iktidarı kazanacağı. Muhalefet muhalefetin Efendim muhalefet derken kimi kastediyorsunuz? Yani CHP ve İyi Parti'nin birlikte aldığı belediyeleri bahsediyoruz. Efendim muhalefetin dediniz de bizim İyi Parti'nin bir belediye başkanlığı yok ki. Peki tek giderseniz olabileceğini i̇yi, mi? İyi düşünüyorsunuz? Partinin, İyi Parti'nin İyi Parti'nin bir belediye başkanlığı söz konusu değil ki. Ama muhalefet olarak yani, birlikte muhalefeti tekelci Yani ha. muhalefeti tekelci Anladım, olarak evet. nitelendirmek e, doğrusu e, tek adamcı e, ve tek parti e, sistemi özlemi içerisinde olanları e, yaklaşımı e, olur. E, dolayısıyla evet e, bir ittifak olarak bağladık ama e, kazananların e, e, yani muhalefetin dediğimiz zaman iyi Parti'nin e, kendisinin e, kazanma yolunda... E, adaylarını çıkartması ve e, kazanması e, acaba muhalefetin kazanması olmaz mı? Olur tabii ki. Olur tabii ki. Siz bu şansı görüyorsanız İyi Parti'nin onu soruyorum zaten size. Yani İyi Parti'nin Evet. Yani Mesela İstanbul İ, ve Ankara. İpek Hanım belki de şöyle düşünmek lazım. Hı. Şöyle düşünmek lazım. İyi Parti adayları çıkıyor. Gerçekten çok kritik görülüyorsa, e, Türkiye için çok önemli ise İyi Parti'nin adayları da e, e, desteklenebilir. Yani fedakarlık yapılabilir. Mesela Bunda CHP İyi Parti'nin adaylarını destekleyebilir diyorsunuz öyle mi? Hayır. E, olabilir. Olabilir. Tabii. İyi partinin adayların seçilmeyeceği ya da e, e, şu andaki e, e, seçilmiş belediye başkanlarının seçilmeyeceğine ilişkin millet iradesine bir ipotek koymak e, doğru mudur? E, şimdi teorik olarak bakalım. E, Adalet ve Kalkınma Partisi 36 oy aldı, MHP yüzde 10 oy aldı. İyi Parti yüzde on oy aldı, Cumhuriyet Halk Partisi yüzde yirmi beş aldı. bir tarafta yüzde otuz beş, bir tarafta yüzde kırk altı. Yani kimi eklemleyeceksiniz? Biz terörle ilişkili olanlarla gitmeyeceğimizi söyledik. Yani e, muhalefet derken e, hangi muhalefeti e, ifade edildiğinde bilmek isteriz. Biz e, Hüdapar ya da diğer eksenli, e, e, YSP ya da HDP eksenli e, bir e, siyaset anlayışının e, Türkiye'ye fayda getirmeyeceğini düşünüyoruz. Ben aslında muhalefet derken Cumhuriyet Halk Partisi ile, mesela İstanbul ve Ankara örneğini ortaya koyalım Sayın Oktay Vural. Evet çok çok önemli iki belediye kazandı orada işbirliği yaparak. Öyle değil mi? İyi Parti ve CHP işbirliği yaptı ve önemli evet. iki belediye kazanıldı. Ama ama bir ama diyorsunuz onlar CHP'nin. İyi Parti'nin İyi Parti'nin Parti kurumsal kimliğinin yok sayıldığını da dikkate almanız gerekiyor. Yani bütün bunlar yapılırken bu süreçler içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyesi olarak açıkçası ifade edilirken adaylık açıklamasında bile İstanbul İttifakı'ndan bahsedip İyi Parti'nin kurumsal kimliğine bile refere etmeyenlerin ya da Türkiye'de muhalefetin yedersiz ve başarısız olduğunu söyleyip kendi hayalleri olduğunu Misyonları olduğunu söyleyenlerin peşinde e, gitmek gibi bir e, e, zorunluluğu olduğu kanaatinde değilim İYİ Parti'nin. Evet Ve e, 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 mevcutlar e, e, da Bey, kazanabilir. E, Oktay Bey ben de hiçbir şeye zor, kimsenin zorunlu olmadığı e, e, görüşünden hareketle soruyorum her şeyi. E, çünkü e, her siyasi partinin, her siyasi e, parti kimliğinin kendi adaylarıyla Seçime gitme şey, gitmesinin seçeneğinin olduğunu biliyorum ve böyle soruyorum. Ama mesela Ekrem Imamoğlu e, adaylığı açıklandıktan sonra en azından Sayın Kemal Kılıçdaroğlu öyle söyledikten sonra yine de ittifak şart diyor ve Meral Hanım'la da görüşebileceğini ifade ediyor. E, mesela e, hala e, Sayın İmamoğlu ısrarcı hala Sayın Akşener'in ikna edilebileceğini düşünüyor. E, fakat sizin konuşmalarınız sanki bütün kapıları kapatan konuşmalar gibi geliyor bana. Öyle mi? Hayır, milletin kapısı açık efendim. Partilerin tekelinde mi milletin oyu? Milletin kapısı açık. Milletin gönlüne gireceksiniz. Kaldı ki e, yani e, İstanbul ittifakı kuracağını söyleyenler kendi hayallerinin peşinde olacağını söyleyip gidenler İyi Partinin bu konuda kendi adaylarıyla toplumun huzuruna çıkma iradesinden sonra ittifak olmalı demesini de doğrusu e, e, bir yeniden değerlendirmeniz gerektiği kanaatindeyim. Peki, Peki. bir virgül daha koyuyorum Serin Hanım nasıl Yani e, e, kimin nereye talip olduğunu da iyi bilmek lazım. Belediye başkanlığı mı, genel başkanlık mı, cumhurbaşkanlığı mı? Yani bunlarla ilgili e, açıkçası subjektif değerlendirmelere girmek istemiyorum ama sonuç itibariyle mevcut adaylarda iyi partide e, e, toplumun huzuruna gidecek, millet oy verecek. Yani e, efendim ya kaybedilirse Türkiye kaybedildi efendim Türkiye. Bugün bütün insanlarımız bu yanlış ekonomik politikaların bedelini ödüyor. Bugün insanlarımız tek adam yönetiminin sıkıntısı altında bir siyasetçi olarak dünün yanlışlarını, dünün güneşiyle bugün çamaşırlarını nasıl kurutacağız? Ben bir yol açmak istiyorum. Bu milletin hayal kırıklığına uğramış bu güzel insanların, değişim isteyen insanların, bu millet ittifakında da var, cumhur ittifakında da var. Bu insanların önünü açmak istiyorum. Siyasetçi olarak ders alıyorum ve diyorum ki iyi Parti olarak ben Toplumla buluşmak istiyorum. Bana gelen oyların gelmesi gereken oy potansiyeline ulaşamadım. Sebeplerini gördüm, değerlendirdim ve bundan sonraki süreç içerisinde kendi kadrolarımla toplumun huzuruna çıkarsam kendimi daha rahat anlatabilirim. İyi Parti, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni itham edenler ya da ne bileyim Hüdapar güzellemesi yapanlar ya da terörle ilişki İkileri olanların, e, e, olanlarla ilgili tanımlanması, iyi partiyi e, e, ve toplumun e, büyük çoğunluğunu e, memnun ettiği kanaatinde değiliz. O bakımdan ders alalım. Siyasetle de her parti kendini güçlendirsin. Yani e, İyi Parti oyunu artırmak istiyor, Cumhuriyet Halk Partisi de oyunu artırsın. Böyle çözebiliriz. Millete gitmeliyiz. Milletin gönlüne girmeliyiz. Sayın Genel Başkan ilk günde dedi milletimiz e, biz kaybettik dedi ve milletimize gitmemiz gerekir diye söyledi. Bundan daha güzel bir demokrasi olabilir mi? Elbette yerelde insanlar tercihlerini yapacaklar. Biz kadrolarımıza iyi insanlar yöneteceğine inanırsa e, oy verecektir. Mevcut yönetimden memnun olanlar oylarını verecektir. Ama e, iyi parti olarak e, biz müsaade edin de e, e, bu süreçten ders aldık diyoruz. E, hayır, siz devam edin. Niye böyle yapıyorsunuz? Bunlar kaybedilecek. Yani gerçekten yani bu belediye makamı mı önemli Türkiye'nin yönetimi mi önemli? ben Türkiye'nin bu sıkışmış, kutuplaşmış siyasetiyle geleceği yol alabileceği kanaatinde de değilim. Evet. Dolayısıyla böyle bakıldığında korkuyla şuna oy verirsen bu olur buna oy verirsen bu olur buna oy verirsen şu kazanır buna oy verirsen şu olur korku ve tehditle demokrasiyi yaşatmamız mümkün değil her siyasi parti kendi oy tabanını genişletirse ve bunlar da Türkiye'nin değişimi demokrasiyle yönetimi hukukun üstünlüğü düşünce ifade hürriyeti gibi temel konularda bir yaklaşım benimserse Türkiye'nin geleceğe daha fazla umutla bakacağını ifade edebilirim. Ama bizim size bir şey sorabilir miyim? Bölücü terör örgütüyle ilişkili olanlarla aynı eksende değiliz. Biz aynı eksene koymayın. Biz muhalefetiz ama o muhalefetle aynı eksende değiliz. Aynı eksende de olmak istemiyoruz. Ya terör